Bundan önceki videolarda talep kanunundan bahsettik. En basit haliyle fiyatı yüksek malları olan talebin az olacağını ve fiyat düşünce de talep edilen miktarın artacağını öğrendik. Mantıklı öyle değil mi? Pahalı bir şeye talep az olurken fiyat düştükçe talep artacaktır. Peki bu durumu nasıl görselleştirebiliriz dersiniz? Talebi grafik üzerinde gösterecek olursak, evet tanıştırayım, bu gördüğünüz talep eğrisi dikey eksene fiyatı, yatay eksene de miktarı yazıyoruz. Ki bu çoğu ekonomistin kullandığı grafik modeldir. Evet, bu şekilde eğimi aşağı yönlü bir talep eğrisi elde ederiz. Şimdi konumuza gelecek olursak. Bu videoda size talep eğrisinin eğiminin neden aşağı yönlü olduğunu anlatmak istiyorum. Bazılarınızın hemen bu çok mantıklı. Bir şeyin fiyatı düştüğünde ondan daha çok almak isterim ki herkesin benim gibi düşündüğünü biliyorum dediğinizi duyabiliyorum. O halde ben de size fiyatı düşen bir şeyi neden daha fazla istediğinizi anlatabilirim. Fiyat azalınca bir şeyi daha fazla istememizin birden fazla sebebi var. Bu sebeplerden ilkine ekonomistler tarafından yerine koyma ya da ikame etkisi adı verilir. Not edelim. Yerine koyma etkisi. Örneğin bu örnekte şekerin fiyat miktar grafiğine baktığımızda fiyatın ilk olarak 4 lira olduğunu düşünelim. Fiyat 4 lirayken talep edilen miktarda 100 birim ya da 100 kilo şeker olsun. Fiyat 4 liradan bir şekilde 2 liraya düşerse bazı alıcılar bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünerek şu anda şeker satın almak aynı parayla alabileceğim diğer şeylerden daha cazip görünüyor diyebilir. Demek istediğim şey insanlar şekerle örneğin meyve arasında tercih yapmaya başlayabilirler. Meyve ve şekerin ikisinin de 4 lira olduğunu düşünün. Şekerin fiyatı bir anda 2 liraya düşünce insanlar bu şekerle bol bol tatlı yapabilirim, tatlıyı da meyve yemeye tercih ederim diye düşünmeye başlayabilirler. Bu tabii ki pek de sağlıklı bir düşünce olmaz ama neyse şu an konumuz bu değil. Ve sonuç olarak aldıkları meyve miktarının hepsi olmasa da bir kısmı için şekerin daha iyi bir teklif olduğunu düşünerek meyve yerine şeker alacağım diyecekler. Bu da talep edilen şeker miktarını arttırır öyle değil mi? Şu anda 250 kiloya gelmiş olabiliriz. Adi mallardan önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz ama normal mallar için talep eğrisinin eğiminin aşağı yönlü olmasını açıklayan bir diğer sebep de gelir etkisidir. Bunun biraz daha bariz yani anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Fiyat 4 liradan 2 liraya düştüğünde 100 kilo şekerin maliyeti artık bir önceki fiyatlandırma ile satın almanın yarısı olacak. Öyle değil mi? 400 liraydı ama artık 200 lira. Bu da piyasanın yani tüketicilerin harcayacak fazladan 200 liraları daha olması anlamına gelir. Ve bu fazladan 200 liranın bir kısmıyla bir miktar daha şeker alabilirler. Farklı şeyler de alabilirler tabi. Ama burada önemli olan nokta bir önceki fiyat durumuna göre şu anda aynı malı aldıktan sonra cebinizde 200 lira daha ekstra para bulunduruyorsunuz. Ve bu parayla bir şeyler daha almaya devam edebilirsiniz. Özellikle de şeker gibi piyasada o an fiyata cazip olan ürünleri. Talep eğrisinin eğiminin neden aşağı yönü olduğuna dair ekonomistlerden duyacağınız son sebep bundan önceki videolardan da hatırlayacağınız gibi azalan marjinal faydadır. Bunu da şöyle açıklayabiliriz. Piyasadaki ilk şeker birimi için satın almak isteyecek yani bu üründen fayda sağlayacak ürüne ihtiyacı olan çok ama çok fazla tüketici vardır öyle değil mi? Yani herkes evinde bir paket şeker olsun ister. Biz insanlar neredeyse şekere bağımlıyız ve şekerden faydalanabileceğimiz bir sürü yemek ya da tatlı var. Şimdi gelelim asıl önemli olan noktaya. Bu insanların yani toplumun en geniş kısmının şeker ihtiyacı giderildiğinde, yani tüm tüketiciler evlerine bir paket şeker götürebildiklerinde ikinci paket şekerden ilkinden olduğu kadar çok fayda sağlayamazlar. Evde şekerim var, neden bir paket daha alayım ki diye düşünebilirler. Ya da her günde tatlı yenmez ki evdeki bitsin o zaman yenisini alırız diyebilirler. Kısacası şeker miktarı arttıkça çoğu tüketici için marjinal fayda azalır. Tabii bir tatlıcı dükkanı işletiyorsanız o zaman durum başka. Evet, talep eğrisinin eğiminin aşağı yönlü olmasının sebepleri bunlardır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.